Sual. Nelerden, hangi mallardan zekat verilir, daha doğrusu neler zekata tabidir? Cevap. Dört mezhepte de dört türlü zekat malı vardır ki bunlar. Bir senenin ekseri zamanında, çayırda parasız otlayan dört ayaklı hayvanlar. İki altın ile gümüş. Dürrül müntekada deniliyor ki. Altın ile gümüşün 12 ayardan yukarısı, para olarak, kadınların süsü gibi helal olarak, erkeklerin altın yüzük takması gibi haram olarak kullanılsın, ev, yiyecek, kefen satın almak için saklanılsın, kılınç ve altın diş gibi ihtiyaç eşyası olsalar da, zekat nisabının hesabına katılacaklardır. 3. Ticaret için alınıp, ticaret için saklanılan ticaret eşyası. İbni Abidin deniyor ki, eşyanın ticaret niyetiyle satın alınması lazımdır. Uşur vermesi lazım gelen topraklardan hasıl olan ve miras olarak ele geçen veya hediye, vasiyet gibi kabul edince mülk olan şeylerde, ticarete niyet edilse de, bunlar ticaret malı olmaz. Çünkü ticaret niyeti, alışverişte olur. Mesela, tarlasından buğday alıp uşrunu veren veya mirastan eline mal geçen kimse, satmak niyetiyle saklasa, nisap miktarından fazla olsa ve bir seneden fazla kalsa, zekatlarını vermek icap etmez. Satmak için satın aldığı buğdayı tarlasına ekse veya ticaret için aldığı hayvanı, kumaşı kendi kullanmaya niyet etse, ticaret malı olmaktan çıkarlar. Sonra bunları satmaya niyet ederse, ticaret malı olmazlar. Bunları satınca veya kiraya verince, eline geçen mal ticaret malı olur. Kullanmak için satın aldığı malı, aldıktan sonra ve miras olarak eline geçeni veya hediye, vasiyet, sadaka gibi kendinin kabul etmesiyle malik olduğu malı alırken veya tarlasından aldığı buğdayı satmaya niyet etse, ticaret malı olmazlar. Bunları satsa ve satarken bedellerini ticarette kullanmaya niyet etse, bu bedelleri ticaret malı olurlar. Çünkü ticaret bir iştir. Yalnız niyet ile olmaz, başlamak da lazımdır. Ticareti terk etmek ise, yalnız niyetle olur. 4. Yağmur suyu veya nehir, dere suyu ile sulanan bütün topraklardan çıkan şeylerdir. Bunların zekatına uşur denir. Uşur vermek, Kur'an-ı Kerim'de, En'am suresinin 141. ayetinde emredilmiş, onda birinin verilmesi de hadisi şerifte bildirilmiştir. Uşur, mahsulün onda biridir. Kul borcu olan, borcunu düşmez, uşrunu tam verir. 12 Mayıs 2020 Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Osman Ünlü.